ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Kimsenin hırsına alma. Siz ya. Aynen bize. Nasıl bir hırsa büründünüz? Bir sakin olun, ben Beyhan teyzeyle konuşayım. Beyhan teyze. Hırs mı? Kötü demedin. Gerçekten kötü bir yorum yapmadın sen o tabağa. Yapmadım. Aslında beğendin yani. Bu buna tekabül ediyor değil mi? Ben ama arasında kaldım, onu da boynumu ölçtün. Beğenmedin. Alamadım. Sen iyi misin bugün? Hayır, sonrasında neler söyledi? Beğendim, ay, iyi olmuş dedi. Ama lezzeti yok dedi. Evet, İyi olmuş dedi. Bu tabakta diğer birinin neredeyse aynı vallahi dedi. En çok ama 4'ü beğendi. Bak ben de onda hemfikirim seninle. En çok 4'ü beğendi. Dördüncü tabaktan çok lezzet aldım. Ondan sonra hele dördüncü tabak. Hele ki. Ya şimdi olduğunu bir cevap versin. Bana olur. Hepiniz şahit olun burada. Ben dedim ya şimdi niye 4 kullanmadın diye. Yarınki senaryoyu ben size söyleyeyim. Kafasında kuracağı şey. Ben o kadar iyi tanıyorum ki. 5, 4, 4, 1. Çünkü ben ona 4 kullanım ama bu anlamda söylemiyorum bak. Beğendiğine göre puan ver. Bu kadar. Beğendim 3 ettim, ne oldu? 3, en beğendiğine 3 ver. Evet ben sana hep böyle söylüyorum. Ne oldu şimdi? Tebrik ederim ya. Tebrikler gerçekten. Yine 3 aldın, ben 1'i yorumlayayım artık, ne olursunuz ya. Ya bir alan diğer tabak aşkım, neden aynı dedim, tepeye koydun? Hiçbir şey ama dedim lezzetli. 1 puan bile ne kadar önemliydi? Beyhan teyze 1 puan bile ne kadar önemli biliyorsun değil mi? Puan durumu vallahi benim. Ya hiç içi pişmeyen bir ürüne sen ya ben bir veriyorken yanında pişmiş güzel diyorsun, ona da 1 basıyorsun. Ya bunu bir anlat ne olur. Gerçekten ya canım bu kadar. Canım benim dedim nereden ki bak. Kurulacak bir tabak üçüncü değil. Üçüncü tabak pişmiş ama lezzeti yok, tadı yok. Ya aynı malzemeyi koyduğunuz ürünün nasıl tadı olmaz? Tadı yok, tadı yok. Bilemiyorum. Öteki ötekinin içi hiç pişmemiş diyorsun. Ona 1 veriyorsun, bari 2 ver. Ya ayılıp bayılmanın sırası değil. Şimdi ayılıp bayılacak olan bizleriz. Ama ne yapayım? Ne harcıyorsunuz işte, aranızda ya? Kız ben gelinimi... Kurağı mı çekiyorsunuz ben anlamıyorum. Bugün sen bu puanı vereceksin. Bugün sen Hatice'ye vereceksin. Bugün sen Yeşim'e vereceksin gibi bir şey mi konuşuyorsunuz? İyi tarafından bak. Seninkine lezzetsiz dedi. 1 verdi. Benimkine lezzetli dedi de 3 verdi. Ya nasıl iyi tarafından bakayım Yeşim? Allah aşkına ya bugün... 2 puan. Allah aşkına ben yarın ne yapacağız biz? Eleme yapmayacak mıyız Hatice yarın? Hatice'ninkine yorum bile yapamadı. Evet. Haklı orada dedi 5'i bastı. Beğendi işte. Beğendi daha çok beğendi. İlk tad aldı. Sosunda dedi bir tık vardı. Ne tabaktaki diğerlerinde hepsi aynı. Bütün soslar aynı bu. Evet sonra bütün aynı dedi. Soslar neyse. Beğendi, ikisinde aklı kaldı. Sosa göre verme. Milföye göre verme. Neye göre? Aa, rakama göre. Yeşim sos vermedi. Ay muhteşem bir çeyrekle geldim. Gelinler ayağa kalkalım. Yarın burada neler olacak? İşte bugünden belli. Bakalım. Haftanın finaline bir gün kala çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Hatice! Sana rağmen, vallahi kayınvalideme rağmen bugün bana 1 verdi. Zaten bu rağmenlerde bile çeyrek bilezik almak Hatice, alkış istiyor. Hatice bak senin yüzümden aldın ha. Hayır canım ne münasebet. Senin yüzünden değil, senin sayende. Sayende. Bütün kayınvalidelere teşekkür ediyorum. Hatice bugün tek biri kendi kayınvalidenden aldın. Evet benim ya. Beni nasıl bulamıyor anlamıyorum ya. Beni şey olarak, 1 olarak buluyor. Bugünün puan durumu şöyle. Hatice 16 puan, Merve 14 puan, Yeşim 13 puan, Zerrin 10 puan. Yarın final ne olacak hep beraber göreceğiz. Yarın aynı saatte buradayız. Sizi de bekleriz. Hoşça kalın. Gelinim mutfakta.